Yılmaz Bey merhabalar. İyi akşamlar. Tamam, merhaba. İyi akşamlar. Sağ olayım, sen nesin? Bizler de iyiyiz. Sizi gördük. Daha da mutlu ve iyi olduk. Ben bunu belirterek başlamak istiyorum. Tabii, süper, harika. Bugün bizim için hem enerji yüksek hem de çok motive edici bir gün. Çünkü sizinle yayın yapmayı gerçekten çok istiyorduk. Arkadaşlarımız süper. Ve ben e-ticaret konusuna, dijital pazarlama konusuna fazlasıyla meraklıyım. Ben öncelikle izninizle platformumuzu tanıtarak başlamak istiyorum. Biz olur. 2017 yılında öğrenci arkadaşlarımızla birlikte birbirimizi geliştirecek bir ortam bulalım, konuşalım, bildiklerimizi deneyim olarak aktarabilelim diye platformumuzu kurduk. Şu an ülkemizin dört bir yanından da arkadaşlarımız yazılarını bize iletmekte ve başka öğrenci arkadaşlarımızla birlikte tartışmaktalar. Tabii korona sürecinde de hani inandığımız değerde vardır ya, hayırsız görünen işlerin aslında bir mutlu ediyor. Tabii biz sizi biraz daha tanımak isteriz. Öğrencilik dönemlerinizi çok merak ediyoruz. Buna yönelik sorularımız var. İsterseniz başlayalım. Ya bunu anlatmaktan o kadar çok yoruldum ki. Her canlı yayında tabii keşke bir şey olsa değil mi? Kenarda canlı yayını aldığı kişinin bir bios falan olsa, okusalar biz normal katma değerli konulara geçsek. Ben şeyi sevmiyorum. Bir konferansa gittiğim zaman da kendimden bahsetmeyi sevmiyorum. Zaten bunu katıldığım öğrenciler de, konferansa katılanların çoğu da bilirler. Olabildiğince bilgi verme amaçlı ben bütün oturumlarımı, canlı yayınları, konferansları gerçekleştiriyorum. Ama çok kısa özetle 84 Adana doğumluyum. Endüstri mühendisiyim, uzmanlığım bilişim teknolojileri. 99'dan beri bu işi yapıyorum. Yani IT sektöründe işe başlayıp daha sonra 2002'den sonra da internetle ilgili, dijitalle alakalı işlere başladım. Şu an kendi şirketimi kurdum. 2015 yılında kendi şirketimi kurdum. Uzun yıllar profesyonel yönetici olarak firmalarda çalıştım. Daha sonra kendi şirketimi 2015 yılında Rabbim kurmayı nasip etti. O gün bugündür, tabii ki daha öncesinde de yaptığım işleri şirket bünyesine katarak o gün bugündür performans ve başta da yani hayır mı yoksa şer mi, her hayırda bir şer, her şerde bir hayır, hani böyle bir kelime var biliyorsun. Günün sonunda koronanın gelmesi bize ittire ittire böyle birazcık dijitale soktu. Yani günün sonunda maalesef orta ve küçük ölçekli yöneticiler bir şey kötü tarafından deneyimleyip anca idrak ediyorlar. Yıllardan beri büyük firmaların hepsi aslında dijitalle alakalı bazı oryantasyonları, işte Endüstri 4.0 gibi kelimeler kullanılıp günümüzde bu oryante oldular. Bir şekilde regüle oldu, oturdu yani büyük şirketlerde bu durum. Ama o orta ve küçük işletmelerde bu oturmadı. Zor yoldan öğrenmemiz gerekiyormuş demek ki. Bunu öğrendik. Ben mutluyum. Yani dediğim gibi her şeyin ardında güzel bir iş geliyor. Kötü kesinlikle bir şeyin ardında. Dolayısıyla dijitalleştik. İşte uzaktan eğitime giriş yaptık. Önceden uzaktan eğitim konuşulmuyordu sadece Türk içerisinde. Şu an hakikaten girdik. Kamera karşısında konuşabilecek özgüvenimizin olduğunu toplumsal olarak da gördük. Herkes birbirini WhatsApp'tan görüntü olarak aramaya başladı. Normalde iki kelam bile edemezken kameralarla saatlerce konuşmaya başlandı. Dolayısıyla çok güzel pozitif yönde artıları var. Hani şey tarafında, işletme tarafına gelecek bakacak olursak, yani business olarak bakacak olursam artılarından bir tanesi de şu oldu gene. Bunu konuşuyorum. İstanbul'da herhangi bir merkezi lokasyonda olan bir orta işletmenin maliyeti, oraya personelin gelip gitmesi, yemek masrafı gibi bir sürü şeyler vardı, giderler vardı. Dolayısıyla insanlar artık evden çalışılabiliyormuş ya dedi. Yani çalışılıyor. Tabii ki kas gücü şey yapmayan, gerektirmeyen işlerde tabii ki çalışılabiliyor. Sadece bir disipline etmek lazım. Biliyorsunuz biz genel olarak kültürel olarak da çok alışık olmadığımız bir şey evde çalışma kültürü. Ama dolayısıyla şu an zoraki olarak buna geçtik. Tabii ki insanların hazır olduğu, hani Amerika'da hep diyorlar ya bize, garaj mı vardı hocam? Yani biz garaj vardı da biz mi yapmadık? İşte evimizde maalesef bir çalışma ofisi olamayabiliyor, çalışma odası olamayabiliyor. İşte mutfakta çalışabiliyorlar ya da ne bileyim arada holde balkona çıkan
var. Dolayısıyla bunları da bir düşünmek lazım. Artık bu saatten sonra ev yaparken işte ya da evi dizayn ederken böyle bir çalışma alanı kendine ait küçük beni bırakırsan dolayısıyla sen sorulara girebilirsin. Aşağıdan soru cevabı falan varsa soru soran arkadaşlar. Merhaba bu arada herkese. Arkadaşlar merhabalar, merhabalar. Ben tabii şunu da belirtmek atlayabilirim. Belirtmek istiyorum. Biz konuklarımızla soru cevap şeklinde konuşuyoruz fakat siz konuştukça konuşun istiyoruz. Konuklarımıza ben sürekli bunu söylüyorum. Gerçekten öğrenecek çok şeyimiz var. Biz öğrenme çok aç bir topluluğuz. Arkadaşlarımızla sürekli bunu tekrarlıyoruz. Daha çok mutlu oluyoruz. Tabii ben bu aşamada şunu belirtmek istiyorum. Aslında ülkemiz adına büyük diyebileceğimiz şirketler bu home office olayının eğitimlerini vesaire veriyordu. Buna adapte etmeye çalışıyordu çalışanlarını fakat sanki bunda biraz zorlanıyorduk. Bir zorlama olunca aslında bu aşamaya daha hızlı bir geçiş gösterdik. Ama sizce dijitalleşmeye birden böyle apar topar ve zorunlu bir şekilde geçişimiz geleceğe yönelik sıkıntı oluşturur mu? Bunu çok merak ediyoruz. Yani şöyle yumurtanın dayanma denilen bir mukavemeti var. Karşı tarafında ona gösteren bir mukavemet var. Böyle bir tabirle anlatayım. Ne kadar verseler de bu eğitimi yok. Dolayısıyla şu an şartlar oluştu. Dışarı çıkamamak, işte ev şeyleri, kısıtlamaları, iş yerlerinin kapanması ya da remote uzaktan çalışma gibi şeyleri yaşamamız gerekiyordu ki onun değerini bilelim. Dolayısıyla bunu dediğim gibi kötü, yani zor yoldan deneyimledik. Gayet de güzel olduğunu düşünüyorum. İşte benim hep fikrim bu orta zamanda gelecekte biraz azıcık gene hani insanlar oryante olmakta sıkıntı yaşayabilir ama bir 5 yıl 6 yıl sonrasında artık hani farklı bir business modeli oluşturmuş olacağını düşünüyorum insanların. Çünkü çok ciddi bir maliyeti sebepmiş. Yani harcamamış oluyor firmalar. Evet. Tabii ben konunun biraz daha başına da dönmek istiyorum. Adımız Öğrenci Kürsüsü. Platformumuzun adı Dönemlerinizde. Aslında birden konu değişiyor ama buralara tekrar gelmeyi ben istiyorum. Öğrenci dönemlerinizde çalıştınız mı? Yani girişimleriniz var mıydı? Yine alanınızla ilgili olarak bunu konuşarak başlayarak yavaş yavaş yine bu konulara gelelim isterseniz. Evet. 6 yaşında su satarak başladım. İlk pazarlamayı o zaman öğrendim. Sonra Bilimum, Adana'da Mısır Çarşısı, Amerikan Pazarı, aklına ne gelirse Bit Pazarı, her türlü işi yaptım buralarda. Dolayısıyla işte o günlerdeki attığım, yaptığım bu şeyler tabii ki zor, kaçarak falan yapıyordum. Hani bir keresinde de ailem hatta şey demişti, işte oğlum nasıl yapıyorsun, sen İbrahim Ozan olsun, su satamazsın falan. Neden su satamayayım? Yani günün sonunda böyle bir aile baskısı da vardı o zamanlar ama o zamanların vermiş olduğu şeyin ekmeğini yiyorum diyebilirim. Üniversiteye bir geleceğim, o beklesin. Yani şu ürünü satamıyorsan, şu ürünü pazarlamayı bilmiyorsan, dijitalde de bunun bir karşılığı yok. Pazarlamayı bilemiyorsan karşılığı yok. Dolayısıyla üniversitede pazarlama bitirmiş olman, bir tezgahtarlık yapmadıysan hiçbir şey ifade etmiyor. O yüzden ben bugünleri hani ev satarken diyorlar ya 50 yıl artı 5 dakika. Yani verdiğim öğüt diyeyim. Çalışın. Her ne iş olursa olsun çalışın. Bu mutlaka size hayatınızın bir yerinde farklı bir perspektif katıyor. Emin olabilirsiniz. Dolayısıyla yani üniversitede şu an için yapılabilecek en hızlı iş mesela üniversitede part-time işler, kafeler, restoranlar. Yani sen gidip bir kafede masayı temizlemen ya da bir garson olman ya da bulaşık yıkaman bile emin ol birçok karate kitten, değil mi? Evet. Yani aylarca, yıllarca demeyeyim de yani film boyunca en azından biz yıl geçtiğini biliyoruz. Yani şöyle evi silmeyi, yere parkeyi silmeyi hareketleri yaptırıyordu. Oysa bu blok anlamına geliyordu. Yani günün sonunda hayatta sen orada bardağı yıkarken, bulaşığı yıkarken ki sabrı öğreniyorsun. Ne bileyim gidip herhangi bir yerde işte insanla komisin şey alacaksın, sipariş alacaksın, iletişimi öğreniyorsun. Yani gidip üniversitede bunun deneyimleyeceğin tek yer sokaklar. Yani dolayısıyla sen bir şirkette bunu deneyimlemeyeceksin. Şirkette üniversitede mezun olduktan sonra mühendis ol. Ben mühendisim yani. Günün sonunda çat diye alsan yöneticisin diye koymadı kimse.
Bu yönetici title'ını bana geçmişteki bu yapmış olduğum tecrübeler kattı. Dolayısıyla işte şu an maalesef benim işim bu. Dijital. Yani şu an seninle yaptığımız bu iş var ya, Instagram, Facebook. İşim bu ama günde toplasan yarım saat olabiliyorum, aktif olabiliyorum. Ama şu, yani buradan ne gibi bir fayda sağlayabiliriz öğrenmemiz, buna göre kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ve böyle bir temenniyi de bulunabilirim arkadaşlarım için de. Üniversite yılında böyle bir projeye, dijitalle ilgili projeleri üniversite yılından önce yaptığım için ilk 99'da System Administrator diplomasını aldım. Baktım iş format atmaktan öteye geçmiyor. Her gittiğimiz misafirliklerde otur oğlum bilgisayarın başına format at. Yani böyle bir hayat olmaz. Günün sonunda dedim ki ya yazılım, yani bilgisayara donanıma, şu donanıma hükmeden şeyle ilgili bir şey yapmam gerektiğini düşündüm. Yazılımı öğrendim. İlk HTML öğrendim, PHP öğrendim. Daha sonrasında da baktım bunları yaparken tasarımcı ihtiyacım var. Tasarım, grafik tasarımıyla alakalı ihtiyacım var ve kimse burnundan kıl aldırmıyor. Senin görüşlerine göre bir tasarım yapılıyor. Biliyorsun tasarımcılarla, yazılımcılarla çalışmak çok zordur. O yüzden kötü işte ev sahibi, kiracısına ev sahibi yapar mantığıyla ben de oturdum. Yazılımı, tasarımı öğrendim. Dolayısıyla şu an bunların hepsi o zaman 99 ve 2001 gelirlerini. Günün sonunda buradaki bu bilgiler şey değil. Yani her şeyden bir şey bilmek değil. Bana hukukla, bana şeyle ilgili, muhasebeyle ilgili bir şey sor, çok fazla bilgim yok. Ama kendi alanımla ilgili olabildiğince bütün direkt dokunduğum yerleri bilmem gerektiğini düşündüm ben. Ve o konularda geliştirdim. Bugüne kadar 400'e yakın, yani 2010'a kadar 400'e yakın web sitesi kendim yazmışım, kodlamışımdır. Şu an web sitesi yazılım tasarımı yapmıyoruz. E-ticaret, B2C yazılımı yapan farklı firmamız var. Onlarla çalışıyoruz. Orası ayrı bir business. Herkes kendi uzmanlaştığı işte ilerlemeli. Bunu düşünüyorum. Evet. Yani sonunda bu mutfağı iyi biliyor olmak şu anki yaptığımız işi profesyonel yapıyor olmamıza sağlıyor. Üniversiteden önce dediğim gibi bunları yaptığım için üniversite yıllarında da aynı işleri yapar oldum. Yani üniversitede ajanslarda çalıştım. Üniversitenin bilgi sayar laboratuvarının sorumluluğu bendeydi. İşte Mühendis Fakültesi'nin Endüstri Mühendisliği'nin web sitesini yaptık. Askeriye gittim, askeriyenin web sitesini yaptım. Belediye gittim, işim var. Belediye başkanı dedi bizim web sitesini yap. Gittiğim her yerde işten kaçmadım açıkçası güzel. 24. Ben uyanık kaldığım her an çalışmayı çok seviyorum. Dolayısıyla şu an ofisteyim, eve gidiyorum, evde gene aynı şekilde açıyorum. Remote her yerden çalışabildiğimiz için dijitalin güzel tarafı o. Çalışıyoruz. Rabbim nefesimizi verdiği sürece çalışacağız, rızkımızı arttıracağız. İnşallah. Tabii çok tempolu bir hayat. Biz hep konuklarımızla konuşurken şunu soruyoruz. Çok basit bir soru ama bizi çok merak ettiren bir soru. Yorulmuyor musunuz? Sizi de bunu sormak istiyorum. Yani motivasyonun çok önemli burada. Motivasyonun. Dolayısıyla bu motivasyonunun ne olduğunu bir de seçmen lazım. Yani benimki materyalist bir motivasyon yok benim motivasyonlarım arasında. Öteki türlü bir motivasyonum var. Dolayısıyla ona ulaşabilmek için devamlı çalışıyorum. Yoksa işte kimilerinki daha farklı bir motivasyon oluyor. Motivasyonunuz önemli yani, özetle onu söyleyebilirim. Evet. Tabii dijital dünya içerisinde birçok kategori var. Ve selam Emre, sen de harikasın. Ben de yorumlara şuradan bir bakayım, kaçırıyorum bazen. Tabii birçok alan var, birçok zorlayıcı alan var. Fakat siz bu dijital pazarlama alanında daha çok etkinsiniz. Biz o şekilde tanıyoruz. Dijital pazarlama alanında. Siz neden bunu seçtiniz? Yani tasarımdan bahsettik, yazılımdan, programlamadan bahsettik. Bunu seçmedim. Aslında bunun Türkiye'deki oluşumuna katma değer sağlamış, bunun gelişmesine ön ayak olmuş insanlardan birisi olarak böyle bir sektörü domine ettik. Yani önceden bir Google 99 yılında kuruldu biliyorsun. Facebook Türkiye'ye gelişi 2004 yılları. Dolayısıyla buralarda konvansiyonel pazarlamada maalesef sıkıntılı bir komşumuz taşınıyor sanırım.
Komşu bir dur bakalım. Olumsuzluğu sanırım, kusurumuza bakmayın. Estağfurullah. Seyirci izleyen arkadaşlarım kusura bakmasınlar. Şimdi günün sonunda o zamanlarda klasik pazarlamanın yanında bir dijitalde yapılması gereken bir pazarlama faaliyetinin olması gerekiyor. Dolayısıyla Google o zamanlar search ile ilgili ürünlerini tanıtmaya başladı. Facebook tanıtmaya başladı. Biz de o mecralarda olduğumuz için buraları deneyimledik. Günün evet. sonunda bu tarafta evrimleşmiş ve ilerlemiş olduk. Evet. Peki sizin e-ticareti tanımlayan 3 kelimeniz var mıdır? Yani çok klişeleşmiştir ama böyle 3 kelimeyle bize e-ticareti anlatmak isteseniz hangi kelimeleri kullanırdınız? Çok basit. Aslında e-ticaret ne demenin olunca ne olduğunu bilmek lazım. E-ticaretin olabilmesi için ilk başta bir web sitenin, ürününün olması gerekiyor. Bu iki evet. bacak. Dolayısıyla yani üçüncü kişi de bir insandır diye düşünüyorum ama şimdi bu üç bileşeni soru da aslında bakarsan tam da doğru gelmiyor bana. Çünkü üç tane bileşenle olmaz. Bunun ödeme sistemi, bunun lojistiği, bunun digital marketing'i var. Yani 6 tane step'ten oluşuyor diyebiliriz aslında bakarsan. Evet. Peki sizin iyi pazarlama tanımınız nedir? Yani iyi pazarlama deyince aklınıza ne canlanıyor? Çünkü uyarladığınız işlerden biz takip ediyoruz. Gerçekten muhteşem işler. Bunlar nasıl sağlanıyor? Bunu merak ediyoruz. Hedef kitle. Kitleyi çok iyi tanıyabilmen gerekiyor, hedef kitleyi. Ve bu hedef kitlenin kullanıcı davranışını analizini çok iyi yapman gerekiyor. Şimdi big data yıllarca konuşuldu ama onu smartlaştırmak için hiçbir firma, hiçbir yani ciddi bir marka para harcamadı. Evet. Bunu yapan güzel firmalar var tabii ki. Biz datayı smartlaştırabiliyoruz. Yani büyük datanın şey olduğunu düşün, bir sürü insanlar var. Onu nasıl smartlaştırırım? O bir sürü insanlar içerisinde vermiş olurum. Dolayısıyla benim ürünüm neyse o ürünümü bu hedef kitleye verebilmek için de bu dijital tool'ları kullanabilirim. Bu tool'lar sayesinde de biz hedeflediğimiz kişiye ulaşabiliyoruz. İşlerin güzel tarafı bu işte. Evet. Tabii arkadaşlarımız ilginç sorular da sormuşlar. Dijital kimliğiniz sosyal hayatınızı etkiledi mi diyorlar. Mesela bir kahve içerken ya bu kahve acaba dijitalde nasıl daha iyi pazarlanabilir diye düşündüğünüz hiç oluyor mu? Biraz ilginç bir soru. Yok, hayır. Yaşantımızda bize rutin olarak gelen birkaç davranış inceleyelim. Mesela bir yerde kahve içiyorsunuz. Bu kahvenin pazarlanması noktasında aklımızda bir şeyler canlanıyor. Mesela Emre Bey'le yayın yaptığımızda bu soruyu iletmiştik Sayın Emre Metin'e. Ben kahve içerken ya işte ortama bakarım. Burada kaç tane masa var? Acaba daha iyi ne kadar pazarlanabilir veya daha çok müşteri nasıl çekilebilir diye düşünmüştüm dedi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben böyle şeylerle beynimi yakmıyorum. Yani orada kahvemi içmem gerekiyorsa içiyorum gidiyorum. Ama onun bir iş olarak geliyorsa bana tabii o zaman onun yakmasını ve çalışmasını yapıyorum. Yani şöyle bir şey var, olabildiğince gereksiz her türlü bilgiye dışarı atmaya çalışıyorum. Beynim çöp değil benim. İşimle alakalı olan her şeye odaklanmaya çalışıyorum. Benim hani başarımın sırrı ne diye soracak olursam benimki bu. Yani. Evet. Var sanırım. Yani iş odaklı Yo. Olunca bunun üzerine düşünüyorsunuz mu diyebiliriz acaba? Yok. Bilakis beni tanıyan herkes ne kadar sosyal olduğumu bilir. Sosyal medya hesaplarıma bakacak olursanız ne kadar sosyal bir şekilde paylaştığımı bilirler. Yani günün sonunda dediğim gibi yani orada o kahvenin içme zevkini almaya çalışırım. Bunu ben olsaydım nasıl pazarlardırım deyip iş kolum kafecilik, restorancılık değilken onu üzerine bir beyin fırtınası yapmam. Onu demek evet, istiyorum. Evet. Doğru olan şey de o zaten. Ben de evet. buradan yorumlara bakayım. Google Park'ları nasıl olur? Lütfen sorun. Cem, herkese Google Park'ları veriyorlar. Google'a yazarsan Google Park'ları diye girip sınavlarını geçip Google Park'larını alabilirsin. Zor bir soruları da yok açıkçası. The Lawyer 01 Egoist demiş. Yani gerçek şeyinden, nickname'inden yazarsan aslında senin ne kadar cesaretli, cesur olduğunu görebiliriz. Sefa, iyi akşamlar demiş. Başka kim var arkadaşlar? Başka ben görmüyorum. Senin var ben mı? Ben de yok. Daha çok merhaba diyen, duvara vurun diyen bir arkadaşımız var. Tabii sesten dolayı sanırım. Ben tekrar özür diliyorum.
biraz talihsizlik oldu. Biz şunu merak ediyoruz. Öğrenciler olarak aslında en büyük sıkıntı yaşadığımız olsa bu deneyim noktasında biraz sıkıntı yaşıyoruz. Yani evet, profesyonel hayata geçerken deneyim soruluyor bize. Peki dijital deneyebileceğin ve hızlı ulaşabileceğin aslında en güzel işi dijitalde deneyimleyebilirsin. Şu telefon elinde olduğu sürece başka bir yerde bir iş modeli düşün. Mesela bir mobilya işi olduğunu düşün. Senin mobilyayı tanıyabilmen için o aktif satışta, üretim tarafında bulunman gerekiyor. Yani o dokunduğun zaman laklı mı, MDF mi, sunta mı olduğunu gidip orada öğrenmen gerekiyor. Ama dijital işte en güzel tarafı hemen her yerden search edebiliyorsun ve şey yapabiliyorsun, ilgilenebiliyorsun bu işle. Günün sonunda Google'un birçok bununla alakalı ücretsiz şeyi var, dokümantasyonu var. Facebook'un Blueprint'i var. Google'un Think with Google'u var. Dijital atölyesi var. Buralarda ilk başta firmalarda çalışabilecek base bilirsiniz. Şu var, klasik. İşte herkes deneyimli bir personel arıyor, deneyimli arıyor. Bunlar nerede deneyimlenecek? İşte hiç kimse size, öğrenci topluluğu olduğu için arkadaşlar, hiç kimse size deneyimlemeyi bedava vermeyecek. Sizin bunu birazcık istemeyerek gidip almanız gerekiyor. Hiç kimse işte staj için size kontenjan açıp gel demiyor. Sizin bir şeyleri zorlamanız gerekiyor burada tabii ki. Ama önce de işte bir fikrinizin olması lazım. Mesela sinema izlemeye gidiyorsunuz ya, film hakkında bir fikrinizi araştırıyorsunuz. Peki neden gidip çalışmayı düşündüğünüz iş ve sektörle alakalı bir araştırma yapmıyorsunuz ki? İşte en büyük bizim buradaki yaşadığımız problem bu, öğrenci arkadaşlarımız için düşündüğüm. Artı dediğim gibi yani sosyal medya tarafında her şey çok hızlı tüketim, değil mi? Yemek. Evet. Hayır, en hızlı tüketim ürünü sosyal medya şu an. Ki biraz da o zaman diyecektim aslında ben ama bunların geneli sanırım. Evet, kesinlikle. Cevabım olduysa ne mutlu. Tabii ki. Ben şunu merak ediyorum. Bu kriz yönetimi sanırım çok önemli bir unsur profesyonel hayat adına. Krizden en başarılı çıkan insan veya yönetici devamında başarıya ulaşıyor. Peki buna dair hatırladığınız anılarınız var mı? Yani çok zorlandığınız bir iş günü ve bunu unutamadınız. Nasıl çözüme ulaştırdınız? Aklınıza gelebilen bir örnek var mı acaba? Veya bunun tam zıttı olumlu ilk iş başarınız da olabilir. Bunu da merak ediyoruz. Hiç olmadı. Artısı ya da eksi hiç olmadı. Hep şeye gitmiştir. Böyle yani dalgalı dalgalı gitmiştir. Pik noktalar hiç olmadı. Yani hani hep istersin ya yani bu proje onaylandığı zaman şuradayım falan gibi. Öyle bir pozisyon hiç olmadığı için ya da tam tersi işte web sitesini açacağız. Açılmazsa çok büyük bir zarara uğrayacağız. Öyle bir pozisyon da olmadı. Bence gerçek bir yönetici bunun önceden olacak tehlikeleri öngörüp ona göre programını, planını yapar. O duruma kendisini düşürmez diye düşünüyorum. Evet. Peki ülkemizde dijital pazarlamanın geleceği hakkında nasıl bir yorum yapabilirsiniz? Yani korona sonrasında hızlı oryante olduğu için dijitale insanlar günün sonunda daha bir bu tarafta hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum. Böyle bir intibam var. Ama olmasaydı 5 yıl 6 yıl ortalama geride ilerliyor birçok konuda. Teknolojik birçok konuda. Günün sonunda burada ben yakaladığımızı, hatta bazı konularda da geçebileceğimize inanıyorum. İnancım sonsuz. Çünkü dijitali gerçekten çok seven bir milletiz. Tam sıralamayı hatırlayamadım ama biz Instagramcıyız dedi. Günün sonunda bu tarz platformlarda da paylaşım yapmayı da seven bir halk olduğumuz için bence hızlı bir şekilde o eksikleri kapatmış olduğumuza inanıyorum. Evet. Tabii bu arada arkadaşlar sizler de soru sorabiliyor. Özellikle yazın. Ben tekrar buradan soruları kontrol etmek istiyorum.
Ben de diğer telefondan bakıyorum. Buradan tam göremiyorum. Dijital iletişimin markalar için önemini bir arkadaşımız sormuş. Genel bir soru sanırım ama bununla ilgili bize ne demek istersiniz? Bir daha sonra. Dijital iletişimin markalar için önemi. Sizce ne diyor? Ki bence zaten asıl uğraş bu sanırım, bu dijital pazarlamadaki. Yani düşünsene, bu olaylar başladıktan sonra ne satamayabilirsin internetten diye bir düşünmek istedim. Düşündüm de. Gelen işler arasında da, yani sadece söyleyeyim, saman satışının %95 oranında arttığını gördüm. Bir iş geldi mesela. Saman satan bir firma şey yapmak istiyor. Web sitesi kurmak istiyor. Günün sonunda markanın karşı taraftaki insanlara geçirebileceğin ve talebi olmayan bir ürün olmayacağını düşünüyorum. Her ürünün bir talebi, hani her malın bir alıcısı vardır ya. Evet. Bunu dijitalde iyileştirmek, bakın mesela şu an şu saniyeden örnek verelim. Çok güzel bir şekilde Aykut Akbas bir platformdayız. Onun marka olduğunu düşün ve şu an o düşüncesini ifade edebiliyor. Ama gidip konvansiyonel medyadaki, diğer taraftaki TV'lerde, billboard'da böyle bir kelimeye edip konuşamazsın, iletişim kuramazsın. Dijitalin en güzel tarafı, herkes istediği her şeyi söyleyebilir ve her şekilde iletişim kanallarını kullanabilir dijital. Facebook, Instagram, bir sınırlaması yok. Sen TC kimlik numarana Instagram'a giremezsin diye bir şey yok. Sen işte yine TC'den, E-Devlet'ten giriş yapıp Facebook'u kullanamıyorsun. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla dijital halidir, şeklidir diyebilirim. Evet. Tabii izleyiciler de kendi arasında tartışıyor. Onlara engel basabilirsin. İşte güzel tarafı bu. Evet. Engelleyebiliyorsun. O gereksizlerin hepsine bir engel koyalım, geçsin. Benim de dikkatimi dağıtıyor ne yazık ki. Ben tekrar da özür diliyorum. Aslında sık yaşanan bir durum değil. Problem değil. Platformumuz bana, ama. Bana özel olabilir şu an. Yani peki şu durum aslında pek ülkemizde algılanabildiğini biz düşünmüyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız tarafından da bu SEO dediğimiz bir durum var. Aslında markaların internetteki tanınırlığını en çok arttıran ve görünür kılan unsur bu sanırım. Siz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani bunun geliştirilmesi nasıl oluyor veya SEO nedir? Daha genel ifadesi. Okey. Yani dijital pazarlama aslında bir başlık. Onun altında sosyal medya, onun altında Google Ads reklamlarının ve search reklamlarının olduğu, altında SEO gibi gidiyor böyle. 5-6 tane daha ekleyebilirim buraya. Yani SEO tarafında ne yapılması ve günümüzde en iyi SEO nasıl yapılır gibi bir soru soruyor ise, bir tane işte maalesef SEO'da şu maddeyi yaparsan çok güzel sonuç alırsın diye bir şey yok biz bu sektörde, SEO'da. Kendin gibi görmen lazım. Şöyle örnek vereyim. Kendin gibi görmen lazımdan kastım. Biraz daha kişiselleştirecek olursak. Bir restorana gidiyorsun. Restoranda seninle ilgilenen gene sen bir daha gittikten sonra bir daha dönüp o restorana gitme olasılığın yükseliyorsanız, ikimizin de adı var. İkimizin üstünde de gömlek var. Ama birimizi birimizden farklılaştıran şey görünüşümüz, ama yani optimizasyonu nerede yapmamız gerekiyor? Ceketimizi giymemiz, parlak yapmamız lazım. Bizi birbirimizden en iyi yapan şey ne olabilir? Yani günün sonunda web de böyle. Bütün web siteleri aynı. Birbirini o sıralamada yükselten şeyler, biraz önceki söylemiş olduğum web sitesine girdiği zaman o insan, evet, o web sitesinden doğru bilgiyi alabiliyor ise, tamamen arama motorları göz önünde bulundurularak yapılmadığını düşünüyorum o web sitesinin. Böyle bir içerik sunuluyorsa, mesela en iyi tart tarifi, enter, bir girdim, tart makinesi satıyor. Tart yapan makineyi satıyorlar. Doğru bir örnek verdim. Ya da ne bileyim, en iyi kahve makinesi. Ama ben kahvenin yapılması alakalı makale ararken kahve makinesine giriyorsam web sitesinde, bu kötü bir şey olmuş oluyor.
Evet. Dolayısıyla burada en büyük problem SEO'da içerikle içeriği arama motorlarını düşünerek bu kaygıyla yapılması. Ama kendin kullanıcı davranışını nasıl optimize etmekte fayda var SEO'da. Tabii arama motorlarının da kendi optimizasyonları, algoritmaları var sanırım. Peki yabancı bir dilde araştırma yaptığımızı düşünelim. Yani atıyorum genelde Türk bir firmayı düşünüyoruz ama yurt dışındaki pazara da açılmayı düşünüyorlar. Bunun için title'lar da mı yabancı dilde girilmelidir yoksa bunun otomatik çevrilmesi zaten o algoritmada yapılıyor mu? Yabancı girilmesinde fayda var. O algoritmada sen sadece language'i yazıyorsun arka tarafta. Language, JavaScript'te bir parametre yazıyorsun. Dolayısıyla DE'den ya da FR'den ya da işte İngiltere'den, UK'den girdiği zaman o dilin olduğunu söylüyor JavaScript. Girmemen gerekiyor. Evet. Bir soru var. Facebook, Instagram, YouTube dili ayrı ayrı nasıl oluşturabiliriz? İşte hepsinin dili farklı Cem. Facebook'taki yaş kırılımı Türkiye için konuşuyorum. Bu arada bütün coğrafyalarda bu diller farklıdır. Yani bir EMA'ya gidersek Arap Emirlikleri bölgesinde biraz daha Snapchat, Facebook aktif kullanılırken yani Türkiye'de dediğim gibi Instagram daha casual, daha duygularını ifade edebileceğin ve teenage'lerin hakimiyetinde olan bir sosyal medya varken o taraflarda birazcık daha işte Facebook ya da Snap tarafında birazcık daha Facebook'ta bilhassa da yüksek yaşlı insanlar olduğu için daha üstürüklü bir dil kullanılmasına fayda var. Buradaki ona göre dili seçmende fayda var. Yani bir CNC makinesi satıyorsan Facebook'ta farklı bir iletişim, Instagram'da farklı, YouTube'da farklı olabilir mi? Olabilir. Aynı dil aynı etkiyi vermemesinin sebebi işte YouTube'daki kuşağın Z, X'e daha yakın olması, işte diğerindeki kuşağın Facebook'ta Z'ye daha yakın olması gibi evet. O dilleri ayarlamakta fayda var. Türkiye'den başarılı marka listeyici hangi dilleridir? Çok var senin yani o yüzden şu an bir genel marka telaffuz etmek istemiyorum. Çok genel, aşırı genel olmuş. şeyin yazdığı kelime başarı işte osuruk gibidir, sahibi dışında herkesi rahatsız eder kelimesi Erbakan Malkoç'un kelimesi, Erbakan abinin. Güzel, okumak istedim onu. Boş vakitlerinize neler yapıyorsunuz? İlham kaynağım dediğiniz şey nedir? Hayal kurmayı çok severim. Özel bir ilham kaynağım yok ama ben aileye çok önem veririm. O yüzden alemle ilgili ilham ya da düşüncelere girerim genel olarak. Ama günün sonunda şey yok. Böyle spesifik bir devamlı hissettiğim bir şey yok. Ama hayal kurmayı acayip severim. Pazarlama iletişim kavramı günümüzde ve gelecekte nasıl evrilmeye devam edecek? Korona gibi şeyler çıktığı sürece çok hızlı evrilecek Merve Nur. Emin ol. Burada çünkü herkes ürününü samanı bile yani bildiğin saman yani internetten satmayı düşünüyorsa B2B pazar yeri marketplace'e gidiyorsa N11 gitti gidiyor gibi. Günün sonunda burada çok farklı bir değil. Hani kısa vade şunlar olacak. Çünkü ya düşünsene biz şu an burada korona bizim gündemimiz ama diğer tarafta George Floyd var. Yani Avrupa, Amerika apayrı bir yerde şu an. Hatta geçen iki gün önce gene Amerikan baharı falan. Yani düşünsene birkaç yıl önce bizim için söylenilen böyle şeylerin çoğu şu an yaşanılıyor. Farkında mısın bilmiyorum. Evet. Yani Rabbim diyorum geçiyorum yani günün sonunda. Cevap vermek istemiyorum. Belki söyleselerdi inanmazdık. Yani inanmayacağımız durumlar. Ama içindeyiz. Ben bir soruyu buradan okumak istiyorum. Markaları gelecekte bekleyen en ciddi tehlike sizce nedir? Büyük markaların yönetim ekipleri sosyal medyanın dijital platformların önemini gerçek anlamda içselleştiriyorlar mı? Yoksa konuya sadece bir çeşit mecra gözüyle mi bakıyorlar diye sormuş arkadaşımız.
Firmadan firmaya değişiyor. İçselleştire. Gitti. Şu an geliyor mu sesim? Şu an alabiliyorum ben, evet. Tamam. Kulaklıklarımın şarjı bitti. Telefona geçtim. Bugün aksaklıklar bizi buluyor tabii. Benim komşum, sizin kulaklığın şarjı bitti. Can inan şeyleri bunlar. Ama önemli olsun. Biz şimdi, fazlasıyla keyif alıyoruz. Arkadaşlarım da alıyordur eminim. Özür dilerim, sözünüzü böldüm. Estağfurullah, estağfurullah. Şeye, senin soruna gelelim. Senin sorunda markaların bu mecrada duruşu bazen çok profesyonel olabilirken burada da bir ses geliyor. Benim kedim dolaşıyor burada ortalıklarda. Beni atlarsa kusura bakmayın. Marka burada çok dokunmak isteyebiliyor. Mesela Nestle'yi düşün. Nescafe'yi düşün pardon. Yani günün sonunda burası son kullanıcıları daha çok temasla durmayı düşünürken yapma oğlum. Allah Allah. Ama diğer tarafta siyasi makinesi üreten bir firma orada çok kalmayı istemeyebiliyor. İletişim dilini de kurgulamak da istemeyebiliyor ve çok resmi konuşabiliyor. Fakat sosyal medya şu anda karşılıklı oturuyoruz. Evlerinde ya da otobüsle de herhangi bir yerde oluşan ve ama tabii ki tırnak içerisinde saygı, karşı tarafın işte saygı çerçevesinde söyleyeceğiniz kelimeleri seçmeniz gerekiyor. Günün sonunda burası çok ciddiyetin olmaması gereken bir yer. Ya farkındaysan silgeç dedim sana mesela. Engelle geçti, bitti. Yani konuya evet. Girmek istemek tamamen senin değildi ama bir şey katmayacağını bilmen gerekiyor bu platform. Onun dışında markalar burada, ben eğitimlerde de anlatıyorum, çok despot ve çok şey oluyorlar, klişe oluyorlar. Merhabalar efendim, siz şu birimimiz şu sürede cevap verecektir. Bunun yerine efendim ya sizi beklettiğimiz için çok üzgünüz. En kısa sürede şu birim sizin iletişime geçecek. Dilerseniz şu mailinle iletişime geçebilirsin gibi. Yani şey çok önemli burada. Dilin çok önemli. Resmi olmaması lazım. Küfür bile etseler kıvrak bir zekayla onu çevirip hani ses getirecek bir şekilde cevap da verebilirsiniz. Trend topiklere girer. Keza bunun gibi birçok örneği de var trend topiklere girer. Evet. Tabii aramızda mühendislik odaklı veya dijital pazarlama alanında ilerlemek isteyen arkadaşlarımız da var. Onlara ne önerirsiniz? Yani profesyonel hayata hazırlanırken biz gençler, öğrenciler olarak neler yapmalıyız? Şöyle söyleyeyim. Yani bir boş vakitin değerlendirilmesi illa bir şeyle meşgul olmak anlamına gelmiyor benim için. Bilgisayarı kucağıma alayım ya da marangozhanem gireyim, bir şey yapayım değil. Ben çok yaptığım için burada söylüyoruz. Bunu çok konuşmayabiliyorlar. Hayal edebilirsiniz. Yani o esnada bugün izlerken bir farklı bir şekilde onun içerisine girip onu deneyimleyebilirsiniz. Hayal gücünde bitiyor. Ya düşünsene şimdi, bak sana örnek vereyim. Sen geliyorsun, ben Nokia'nın CEO'suyum. Bana diyorsun ki abi çok güzel bir telefon yapacağım. Cam ekran. Sadece cama dokunacağım. Ya bir defol git dersin bana. Yıllarca bir sürü kombinasyon algoritmalarının beyinleri yaktığı bir Nokia'yı düşünsene. Bir sürü tuş kombinasyonu var. Evet. Ya şimdi adam buraya zeka ve beyin ve para yatırıyor. Manyağın biri ama ötede cama dokunarak da telefon yapmayı hayal ediyor. Şimdi düşünsene. Şimdi Nokia'nın geldiği duruma bak, Apple'ın geldiği duruma bak. Şu an konuştuğumuz ekran tuşsuz bir. Yani cama basaraktan ilerleyebilir. Dolayısıyla arkadaşlar her şey hayal kurmakta başlıyor. O arkadaşa söyleyeceğim tek şey hayal kurun. Ve negatif şeyleri olabildiğince dışarıda bırakmaya özen gösterin. Yani o negatifler gerçekten pozitif negatif bir dengesi vardır. Olabildiğince pozitif olmaya çalışın. Hayatınızda pozitif olan insanları tutun. Ben bir filmim bu olur arkadaşlar. Bakalım başka neler. Evet. Enes Bey'in bir sorusu var sanırım. Arkadaşımız, öğrencilerimizden biriydi. Abi Facebook bir insan çıkan reklamların bütçesi neye göre belirlenmek lazım? Sadece Instagram'da gösterim ile Facebook Instagram gösterim bütçe etkiler mi? Şöyle, Instagram'dan girip şuradan, application'dan uygulama içerisinden reklam çıkmak mı? Yoksa Business Manager'dan mı reklam çıkmak? Tabii ki Business Manager'dan reklam çıkmak daha profesyonel. En basitinden gelip hedeflemelere bakabilirsiniz. Enes'e de cevap
olsun bu. Bu soruyu sorabilecek arkadaşları da cevap olsun. Buradaki bütçeyi belirleme de, yani Facebook'un sana verdiği bütçe mi? Orayı da anlamadım. Senin bütçe tayin etmen mi? Onu tam bir açıklasana bana. Ona göre cevap vereyim. Eğer bütçeyi senin belirlemense o tamamıyla müşterinin bütçesiyle ilgili bir şey. Ama hani biraz daha teknik olacak olursa, sen hedef kitleyi seçtiğin zaman sana 3 milyon kişi olduğunu söylüyor. 50 TL para verdi. 3 milyonun %1'ine gösteriyor atıyorum. %3'üne ulaşabiliyorsun. Şimdi buraya bakarsan, yani buna bakarsan daha doğru bir şekilde seni bütçe tayin etmekte yönlendirebilir diye düşünüyorum. Evet. Sanırım başka sorumuz burada. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum size izninizle. Sosyal medya müşteri ilişkilerini nasıl değiştirdi? Geleneksel pazarlama ile kıyaslandığında dijital pazarlamanın en temel olmazsa olmaz faydası sizce nedir? Dijital pazarlamanın faydası mı? Hem faydasını soruyor, olmazsa olmaz faydasını, en temel faydasını. Bir de müşteri ilişkilerinde nasıl bir değişime yol açtığını soruyorlar sanırım. Okey. Dijitalde, düşün, ben bir markaya gittim, alışveriş yaptım. Üzerime şu ceketi alacağım. O insanı bir daha o markanın bulamaz. Yolda yürürken bulamaz. Ama bu bizim burada alışveriş yapan insan bilemez. Dolayısıyla dijitalin en nimeti, en güzel şeyi, o insanın e-mail adresini, TC'sini biliyorsa, ama TC'yle bir işlem yapmıyoruz biz. E-mail veya telefon numarasıyla biz onun dijital hareketlerini takip edip ona göre gösterebiliyoruz. En güzel şeyi de dijital pazarlamanın bu. Ben şunu diyorum, yani klasik pazarlamacılarla da iyi anlaşırız. Ama günün sonunda o taraf birazcık daha branding, marka bilirliği. Aa evet, X bir kanalda reklam çıkmışsın. Ama bu taraf daha rasyonel verinin olduğu, datanın olduğu, datayla uğraşacağınız bir alan. Pazarlama olarak bakılıyor ama sayısal ve matematiğin işi içerisinde çok ciddi bir yeri var dijital tarafta. Dolayısıyla bu özellikleri olmayan kişilerin bu tarafta çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Evet. Öyle bir cevap verebilirim. Başka neler, neler var? Bakıyorum ben de. Son bir soru gelmiş. Düşünüyorsun. Ülkedeki tüketiciler, dijitalde olan tüketiciler için konuştuğumuzu düşünüyorum ben. Şimdi satın alma davranışını etkileyen bir tane faktör yok aleyna. Yani bu faktör hızlı tüketim ürünüdür. Bir salça aldığını düşün. İki kişilik bir aile her gün makarna yapsa bir haftada biter. Yani ikinci hafta, 8. gün alabilir. Davranışı yeme alışkanlığıyla ilgilidir derim. Diğer tarafta mevsimler değişiyor. Mevsimlerin değişmesine göre tüketicilerin giyim alışveriş davranışları değişiyor. Satın alma davranışları değişiyor. Dolayısıyla yani soruyu biraz açarsan orada ben sana bir sürü bunun gibi satın alma davranışlarını etkileyen faktör sayarım. Hava koşulları, iklimlendirme, canının acıkması. Okey. Daha güzel cevap veririm yani. Bunun dışında kaç saat oldu? Ne kadar oldu? Saatimiz kaç? Ya, güzel. 40 dakika. 40 dakika 50 dakika arasındayız. Evet. Son Süper. Sorularımızı da aldıktan sonra sizi daha fazla da yormak istemiyoruz. Az önce tempodan bahsettiniz. Bir de üstüne bizim yormamız pek doğru olmaz sanırım. Benim çok hoşuma gidiyor. Bak gençlerle olmak, onlarla vakit geçirmek, olabildiğince bir şeyler katabiliyorsak ne mutlu. Bu benim yapmış olduğum işimin kefareti olarak görüyorum. Günün sonunda bu bilginin de bir zekatı olması gerekiyor. Bunu bir paylaşabilmemiz gerekiyor. Ben paylaşabildiğimi düşünüyorum, inanıyorum. Elimden geldiğince sistemimi sürdüğü sürece de bu bilgileri paylaşacağım Allah'ın izniyle. Biz de çok teşekkür ederiz tekrar size. Evet. Burak, burada da yakaladım. Burak hemen. Burak, merhaba. Sorular geldi. Var. Peki olumsuz tarafları neler? Emin, olumsuz bir tarafını görmedim ya. Sadece olumsuz tarafı, bilgi herkesin çok hızlı ulaşabildiği için herkesin bir uzman olması gibi bir olumsuzluğun
olduğunu söyleyebilirim bu tarafta. Yani story çekip böyle iki atan sosyal medya uzmanlığı bu demek değil. Bir lookalike target group oluştur dediğin zaman buz gibi kalması sosyal medya uzmanı olmadığı anlamına geliyor. Marketplace yani pazar yeri işleyişiyle alakalı genel bilgi verebilir misin yanınıza? Bak, niye aramıyorsun buradan soruyorsun? Genel işleyişini anlatmak için çok uzun süre ürününü alıp sattığın bir platform marketplace pazar yeri arkadaşlar. X sitesinden ürünü al, götür Y sitesine marketplace pazar yeri. Ev adamlarının çoğu böyle yapıyor. Gidiyor buzdolabını alıyor MediaMarkt sitesinden. Gitti gidiyor N11'de yani son kullanıcı olarak ticari olmayan üyeliklerin açıldığı platformlarda ürünü açıyor. Üzerine 50 lira koyuyor, satıyor. Hemen dropshipping gibi alıyor oradan. Evet. Siparişi veriyor, gönderiyor. Bak çok basit. Yap bunu, yapabilirsin. Al işte dijitalin en güzel şeyi. Bu anlattığım şey dropshipping arkadaşlar. Pazar yerlerinde. Ersan arayabilirsin. Çekilme abicim. Bak buradan yazıyorlar. Aramıyorlar beni. Ki bu XML çekme durumları vesaire de o bahsettiğiniz durumlar değil mi? O dropshipping için kullanabilirsiniz. Günün sonunda bu tamamen sizin yönetebiliyor olmanıza bağlı bu operasyonu. Bilgin varsa XML bağlamış. Şu an XML dediğimiz zaman onu ne diyorlardır büyük ihtimalle. O yüzden çok basit. Git MediaMarkt sitesinden televizyonu al. Git gidiyor'a koy. Sat bu operasyonu yönet. Bakalım yönetebiliyor musun? Yönetirsin diye düşünüyorum. Ki aslında bunda dikkatimi çeken farklı bir nokta daha var. Dijitalleşmeyle ne kadar iç içe olduğumuzu gösteriyor. Aslında üründen ziyade artık bakıyoruz ki XML'ler de satılmaya başlamış. Bununla hizmet şirketler oluşmuş. Bu da yine ne kadar adapte olduğumuzun farklı bir göstergesi bence. Ben şunu çok merak ediyorum. Acaba Yılmaz Bey dijital dünyaya ne kadar zaman ayırıyor? Tabii işi bu ama mutlaka o bahsettiğim sosyallik de oluyor. Ortalama bir günde ne kadar kullanıyorsunuz? Sosyal medyayı mı? Sosyal medyayı evet. Ya Instagram tarafına hemen bakayım istatistiğe mi? Allah'tan böyle hareketlerim diye bir şey var. Bak o kadar şöyle ki mesela şu güne bakacak olursan Perşembe Cuma günü kampanya çıktığım yoğun bir gün. Kampanyaları Google tarafındaki kampanya çıktığım bir gün. Ortalama şu an şunu yazıyor. Şu günler sosyal medya ile alakalı kampanya çıkıp platformda baktığım günler mesela. Ama evet. Google tarafından reklam çıktığım zaman 1 saat Instagram'da kalma süresi ortalama diyebilirim. Bu oran çok düşük olduğunu gördüm. Maksimum 2 saat 10 dakika olduğunu da gördüm overall ortalaması. Ama 30-40 dakika gibi bir şey yayının başında da söyledim. Gel. Gerçekten bak. Düşündüğümün bayağı altında. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bu da bizim maskotumuz Dudley. Bu da bizim güzel kedimiz. Her zaman da beni böyle sabote ediyor. Hadi bakalım başka ne sorular var. Kucağıma dolayayım biraz susturayım şunu. Ben de bakıyorum. Rica ederim. Abi okul açılınca kültürü niye davet etse gelir misin? Geliriz Emir'cim. Davet etsin. İnşallah vaktimiz olur geliriz. Niye gelmeyelim? Sizin vasfınız nedir Yılmaz Bey? Yani mesleğinizi çözemedim. Herhangi bir e-ticaret danışmanıyım ben. Ama uzman şeyim, lisansım, endüstri mühendisliği. Bunun okumayla ilgili bir kazanımını görmüyorum. Aklım olsa okumazdım, direkt ticarete atılırdım. Bunu da söyleyeyim. Her zaman diyorum, üniversitede bunu söylüyorum hocalarından özür dileyerek. Yani eğitim kurumunun eğitim verememesi ya da vermemesi değil. Sadece ben ticaretim. Kendim için konuşuyorum ya. Aklım olsa ben ticarete başlardım diyorum. O yüzden hiç kimse kendisini anlasın bunu. Yani ticarete girip başarılı olacağına inanan varsa girsin. Ben inandığım için zaten buradayım girdim. O yüzden vasıfsız diyebilirsin. Bir vasıfım. Estağfurullah. N11'de mağazamız var. Elektrik işi. 3 ayda bir sipariş geliyor. Bunu nasıl yükseltebiliriz? N11'in içerisinde sefa güzel reklam modelleri var. Bir kurcala derim. Gökhan Karadayı. Yılmaz Bey size uzun rahatlıkla söylüyor olmanız başarınızın sağlam temeller üzere olduğuna gösterir.
Elhamdülillah. Teşekkür ederim. Gökhan Bey. Abi Atatürk Üniversitesi'nde canlı yayın yapmıştım. Okulumda da gelmeyi düşünmüştüm. Sen kimsin? Kimle yapmıştık? Aleyna bizim kürsü ekibimizde bu arada, ben bunu da söyleyeyim. Çünkü yayın sonrası var, en çok korktuğum zaman dilimi Yılmaz Bey bu. Arkadaşlarımız hesap sorabiliyorlar bana yayın sonrasında, adımı neden söylemedin vesaire gibisinden. Aleyna, selam Aleyna. Bizim kürsü ekibimizden. Ben şunu da ifade etmek istiyorum, samimiyetle söylemek istiyorum. Aslında birçok yayın yaptık, konuklarımızın tabii hepsi birbirinden değerli ama Yılmaz Bey'in şu an yorumları şeffaflıkla okuyor olması ve her şeyi okuyor olması, söylemesi gerçekten de bize olan sevgisini ve samimiyetini de gösteriyor. Çünkü ben bazı yorumları okurken gerçekten dikkatim dağıldı. Ya acaba işte ne düşünecek Yılmaz Bey, bir şey diyecek mi derken birden söylüyor olmanız beni şaşırttı. Aslında konunun yanında, e-ticaretin yanında bize kişilik dersi de, deneyimi de kazandırdınız. Ben ayrıca tekrar size çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Günün sonunda diyorum ya, yani burası sosyal medya. Yani burada da olabildiğince bu düşüncelerini, seni rencide etse bile bu düşünceleri gayet güzel bir şekilde karşılayıp dile getirmek lazım. Çözümü var işte, çözümü engellemek. Çözümü olmasaydı başka çözümler yapıyorduk orada. Bakalım aşağılara yeniden. Genç arkadaşlarımız bizlerin de sizden yaşaya çok ihtiyacını anlıyorum. Gökhan Bey yapmışsınlar. Biraz geçti üzerinden. Ha, okey, hatırladım. Şimdi toparlayalım mı? Evet. Yavaş yavaş kapatalım. İstersen. Mutlu olurum. Ben aslında fazla... Buyurun. Sağ olun. Rica edelim. Şimdi insanlar bakıyorsunuz başka yayınlara, başka insanlar ya yazdım, niye okumuyorsun, oku. Değer veriyor insanlar buraya. Bak bu çok önemli. Empati yapamıyoruz maalesef. Biz hayatımızda empati yapamadık bir türlü. O yüzden fayda var. Kaçırdıysam özür dilerim aşağıda okumadım. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir yayındı. Biz teşekkür ederiz Elmas. İnşallah en kısa sürede başka bir yayın yaparız. Üniversitenize gideriz. Bana özelden yazabilirsiniz. Hemen dönemeyebiliyorum. Bazen hemen dönebiliyorum. Ama günün sonunda dönüyorum. Hiçbir şekilde çekinmeyin. Yazın arkadaşlar. Olur mu? Ve ben de tekrar size teşekkür etmek istiyorum Yılmaz Bey. Yayınımızda sanırım çok az bir süremiz kalmış. 3 dakika gibi. Instagram'ın aslında çok kötü bir özelliği. Buna çözüm bulabilir miyiz? Sizi bulmuşken bunu da söylemiş olalım. Bu otomatik kapanma için. Biz durmadan mail atıyoruz. Arkadaşlarımız farklı arkadaşlarımız atıyor. Ama ne kadar çözüm olur bilmiyoruz. Burada da çabalayacağız. Ne kadar dediğim gibi bir etki oluşturabiliriz ama. Saatin üstünde yayın yapılmasını mı destekliyorsun? Evet. Ya işte burada şunlar devreye giriyor. İsteğimizin karşılığındaki iyileştirmeyi nasıl yapmamız lazım? Mark Zuckerberg'ün ya da IT direktörü kimse bu adamın devreye girip bir Blade Server köyü alması lazım. Maliyetler amaca ulaşmış olursun. Yoksa sen bütün topluluğunu topla aynı anda göndersinler. Arka tarafta bunun bir karşılığı olmayacak. Zaten şu an şunu yapıyorlar. IGTV'de biliyorsun yatay olmaya falan yatay ekrana geçti ve reklam almaya başlayacaklar. İlk Sephora ile başlayacaklar. Instagram'da da içerik üreticilere reklam çıkıp para kazanabilecekler YouTube gibi. Şimdi bu platformlara kafa yorduğu için ekip kalkıp da işte bir saatlik yayını ikinci saate yapmak için platformunu iyileştirmez. Bir IT tarafında da bilgili olan ve bilgi işlem direktörlüğü yapan bir insan olarak bunu söyleyebilirim. Kimi son... Evet, özür dilerim. Starla, ne özür? Buyurun. Günün sonunda gerçekten İslam insanlık adına sosyal medya tarafında platformlarının elinde tutuyor. Facebook ailesi olarak söyleyeyim. İnsanlık adına çok güzel şeyler yapıyor. Yani çok şeyi konuşmayı karşılıklı yapabiliyoruz. Günün sonunda. Evet. Çok güzel bir şey. Bir saat yani iyi kapatıp yeniden açılabiliyor. Ki bir de belki de korona sürecinde olduğumuz için bu zaman dilimi hepimize kısa geliyor. Bunun devamını da düşündüğümüzde ve öncesini düşündüğümüzde acaba bir saatlik kaç tane yayın yapılmıştı veya bu kadar ihtiyaç var mıydı? Bunu da sorgulamak lazım dediğiniz gibi. Aynen. Ben tekrar teşekkür ederek yayınımızı evet tabii ki buyurun yayınımızı sonlandırmak istiyorum. Biz öğrencilere son önerilerinizi de alabilirsek çok
çok mutlu oluruz. Arkadaşlar, son önerim, çok net söylüyorum, kameraya bakıyorum, biraz daha yaklaşayım. Hayal kurun, hayallerinizin bir kaybetme, onu izleyin. İnsanlar kendi yapamayacağı şeyleri başkasının yapamayacağını söyler. Böyle güzel bir kelimenin skeçin geçtiği bir film. Bunu izlemenizde fayda var. Hayal kurun ve pozitif düşünün. Olabildiğince pozitif düşünmekte fayda var. En büyük hani söyleyeceğin şey işinle alakalı ne dersen, hayat felsefesiyle alakalı bu. Başka ekstradan bir şey yok yani. Kimsenin bilmediği, senin bilmediğin, benim bildiğim bir hazine yok. Tek şey uygulayabilmek. Hayal kuruyorum. Çok güzel hayaller kuruyorum. Siz de kurun. Okay. Deniz için çok teşekkürler. Bir sonraki canlı yayında ben sana yayın sahibi olarak veriyorum. Sen kapat. Ben dinle suçluysa, yanlış bir şey söylediyse affolar. Affolar. En kısa sürede bu tarz arkadaşlarımızla da platformlarda her zaman, yeter ki bak sen ne zaman yazdın bana, bir hafta, iki hafta olmuştur. Hemen set et. Duygun bir günü bulduk. Canlı yayını yapıyoruz. Böyle çekinmeden yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben yine tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Sağlık ve başarı daima sizinle olsun.